arkadaşlar. Bugün 29 Temmuz. Bu kovanın burası yer çili hava dik bucak diyor. Bu kovanımdan bal aldığım kovandı. Anasını şu arkadaki görünüyor mu bilmiyorum kameradan. Oraya ayırmıştım. Ana kovan olarak anasını oraya ayırmıştım. Burası da meme yapıp ve yavruları şeyleri anaları çıktıydı. 25 Temmuz'da ana varmış, yumurta yokmuş diye bir kontrol etmişim. Daha henüz çiftleşmemiş. 16'sında çıktıydı bunlar. Bakalım bugün 29'u, 4 gün daha geçmiş. Acaba çiftleşti mi? Yoksa şöyle tam kapatamadım. Yok, çiftleşti mi yoksa diye bakacağız. Beraberce bir bakalım. Yoksa başka bir problem var mı? Birkaç tanesi çiftleşmiş. Birkaç tane baktıklarım vardı. 8-9 tane böyle çiftleşecek vardı. Birkaç tanesi, 3-4 tane de ana göremediğim var. Bir iki tane de ana var. Henüz daha yumurta yoktu. Onlar hepsi aynı dönemde oldu. 16'sında. Bu ana kovan olduğu için bunun tarlacısı biraz fazla. O yüzden biraz bir tık saldırganlık bir eğilimi gösterebilir. Olursa maskemizi giyeriz, kelle maskemizi. Bakalım çiftleşme var mı? İlk önce şu orta çerçeveden bir bakayım. Ondan sonra bulamazsak anaya bir bakarız. Bakalım burada bir üç tarafa bir bakalım. Burada falan var. Yumurta yok arkadaşlar. Yumurta yok. Çerçevede bu taraf. Burayı ana ara yumurtlayacak şekilde çok güzel açmış. Ama yumurta yok. Şimdi ana varmış bunda arkadaşlar. 16'sında çıktı bunların anaları. Yani aslında şimdiye kadar çiftleşmiş olmaları gerekir. Bazıları da çiftleşmeyenler var yine ama. 12-13 günde çiftleşenler oldu geçen dönemdeki, geçen bundan önceki bölmelerimde. O yüzden birazcık daha bekleyebilirim. Bakın az önce çok iyi yanan körük bir anda söndü. Bu şeyler, çam şeyleri güzel yanmıyor arkadaşlar. Söndürüyor, ilk önce yanıyormuş gibi duruyor. Devamlı arada basmak gerekiyor. Bir de şu çerçeveye bakalım arkadaşlar. Burası çok güzel açmış, yani ana arı yumurtlayacak gibi gözleri çok güzel parlatmışlar. Ama ana arı daha henüz yumurtlamamış. Tabi ana arı varsa. Burayı da çok güzel açmışlar. Ana arı yumurtlayacak şekilde. Ana arıyı göremedim. Bu çerçevede de göremedim. Burada çok aşırı derecede polen var.
Anarıyı burada da göremedim. Çok da aramayacağım arkadaşlar. Ya yoruldum artık. Şöyle bir bakacağım. Belki bir kontrol sonra bir daha bakarız birkaç gün sonra. Varsa vardır, yoksa artık çaresine bakacağız. Bir de uçar şeye bakalım. Bazen ana arı böyle dış çerçevelerde geziniyor. Kovanı tanımak için. Evet, burada da yok. Göremedim. Burada da göremedim arkadaşlar. Bakmadığım bir tane çerçeve var şu dıştaki. Bir de ona bakayım. Ondan sonra kapatacağım. Fazla da kurcalamak istemiyorum. Birkaç gün sonra bir daha kontrol ederim. Yok arkadaşlar, göremedim. Ama ana arıyı yumurtlasın diye iki tane çerçevenin ortasını çok iyi açmışlar. Bence ana arı var. Ben öyle düşünüyorum. Ana arı olmayan kovanda, sıkıntı olan kovanda o çerçevenin ortasını çok iyi açmıyorlar arkadaşlar genelde. Dağınık dağınık temizliyorlar. Birkaç gün sonra daha kontrol edilecek bu. Bakalım. Sonuç ne olacak? Aa, benim tahmin ediyorum iki gün sonra kontrol etsek bir MR görürüz çiftleştiğine dair. Yumurta falan görürüz inşallah diye düşünüyorum. Kolay gelsin herkese arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi öbür videoya ekleyeceğim onu. Şimdi bu kovanı saat 11'de baktığımda 11-11.30 civarında ana arıyı göremedim. Fakat ana arının yumurtlaması için bayağı bir alan açmışlardı. Başka bir kovanımda baktım, ana arıyı gördüm. Bu sallanıyor. Altına bir şey koyayım. Ana arıyı gördüm arkadaşlar. Daha yeni çiftleşmiş. Abdomeninde erkeklik organı vardı. Daha yeni gelmiş. Bir tanesinde baktım, onu da gördüm anasını. Fakat biraz kanadında yıpranma var. Biraz da ufaklı geldi. Acaba onda problem olur mu? Onu bir iki gün takip edeceğim. Oradan bir tane daha vardı. Onu göremedim yine anasını. Onda yoktu. O kadar muhtemelen onda sıkıntı var galiba. Şimdi arkadaşlar şöyle bunu bir daha kontrol edeyim şimdi. Devam edeyim video. O videonun birleştirmesi olacak bu. Bu saat şu anda 5.30-6 civarında. Artık çiftleşmedeyse değildiyse de gelmiş olacaklar. O yüzden dolayı bir kontrol edeceğim şimdi. Bu saatte gördüğümse iyi bir inceleyeceğim. Şunu şöyle şey yaptırayım da. Şöyle. Şimdi bir daha kontrol edeyim. Şimdi akşam saati, bir de bunu ana kovan dediğim gibi tarlacıları fazla bunun. Bir maskeyi takayım bundan. Bunu bir daha kontrol edeyim arkadaşlar. Şimdi sefer iyi bir incelemem lazım.
Evde göremedim. Çerçevede de göremedim. Arası taktım galiba arkadaşlar. Şimdi çıkartayım. Gözler görmüyor zaten. Arkadaşlar ana arıyı gördüm. Ana arıyı gördüm arkadaşlar. Tamam. Muhtemelen bu da çiftleşmeden geldi. Bakın şurada ana arı. Bakın. Ama bunun abdomeninde bir şey yok. Ya ben gözden kaçırdım ilk kontrolde. Tamam artık buna da artık yazacağım. Üstüne yazmıştım. Anarı göremedim diye. Şimdi gördüm diye yazacağım. Muhtemelen bu da çiftleşmiş arkadaşlar. Evet, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki ana arıyı tekrar göremeseydim 2 gün daha bekletip ondan sonra buna bir tane kovanda meme var, kapatmışlar. Oradan meme kesip vermeyi düşünüyordum. Emniyet amaçlı. Şimdi yazalım 29 diyeceğim. Akşam 6'da ana gördüm. Ana görüldü. Şuraya 11'de diyelim. Evet, bu da çiftleşmiş diye düşünüyorum. 13. gün oldu. Muhtemelen çiftleşmiş. İnşallah bu da şey yapacak. Şimdi iki tane çiftleşme anasını göremediğim. Şimdi bir tane daha var, meme verdiğimiz sabah. Belki onun da anası vardı. O da belki de çıktı. Eğer şeyse, anası varsa onda, gelmişse zaten o memeleri bozarlar da. O zaman o memeleri bozmamışlarsa başka bir tane göremediğim var. Ona veririm onları. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.